Bizler meydana gelen afetlerde müdahaleyi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde de olası muhtemel afet riski olan alanlarda da çalışmalarımızı yapıyoruz. 7269 sayılı kanun kapsamında muhtemel gerçekleşebilecek kaya düşmesi, heyelan, çığ, sel, taşkın gibi afetlerin olabileceği yerlerde de bizler önlem çalışmalarını, yeri geldiğinde önlem çalışması yapmaya uygun olmayan alanlar varsa buralarda da nakil uygulamalarını devreye girdiriyoruz. Kanunun verdiği yetkilerle. Bu kapsamda da Yeşilhisar ilçemizin Başköy mahallesinde biz kaya düşmesi afetinden etkilenen bölgedeki insanlarımızı, vatandaşlarımızı hak sahibi olmak kaydıyla yeni güvenli yerleşim alanlarına taşıma üzere bir projeler başlatmıştık. Bu projeler kapsamında 4 etapta konutlar yaptık. Bu konutların toplam 4 etaptaki sayısı şu an 101'e ulaştı. Yani bir mahalle komple nerede deyim yerinde ise artık güvenli yeni yerleşim alanında, kaya düşme riski olmayan alanda. 101'in haricinde de 8 tane konutumuzda inşaatı devam etmekte. İlimizde biz ülkemizde yaşayabileceğimiz afetler konusunda hazırlıklarımızı her daim devam ediyoruz. Bunlara bakacak olursak ülke olarak bizim sadece tek bir kurum olarak hazırlanmamız tabii ki ülkedeki bütün afetlere müdahale anlamında yeterli olmayacağını bildiğimiz için burada bütün kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerin de afetlere hazırlanması gerektiği yönünde de zaten birçok hazırlık çalışmalarımız var bizim. Bu kapsamda ülkemizde 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme ile alakalı AFAD Başkanlığımızın yürüttüğü İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla olan eğitim seferberliği başlattık. Bizler Kayseri özelinde bu eğitimlerde depremde arama kurtarma eğitimi vermek adı altında toplamda 22 kamu kurum kuruluş STK'da bulunan kişilerden 1233 kişiye arama kurtarma eğitimi verdik. Yani bu şu demek oluyor. Olası depremlerde, enkazda, depremde arama kurtarma eğitimi almış kişi direkt enkazda müdahaleye, ekipmanlarıyla girebilecek seviyede eğitimini tamamlamış oluyor. Biz bu sayede Allah göstermesin ülkemizde yaşanacak herhangi bir afette daha etkin müdahaleyi yapmak adına güçlü bir seviyeye ulaştık. İlimizde bu eğitim alan kişilerden toplamda 22 kamu kurum kuruluş STK'nın içerisinde 5 STK'mız akredite oldu. Yani AFAD'ın arama kurtarma anlamında akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamladılar. 5 sivil toplum kuruluşuyla birlikte biz artık olası olaylarda hep birlikte omuz omuza mücadele ederek afetlere müdahalede daha üst seviyeye çıktığımızı da gösteriyoruz. Bizler sadece müdahale personeli yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda ülkemizdeki afet anlamında ne yapması gerektiğini, olası bir afette nasıl davranması gerektiğini bilen bireylerin sayısını da arttırmayı hedefliyoruz. Bunun için de AFAD gönüllülük projesi kapsamında da ilimizde her geçen gün sayının artması bizi çok sevindiriyor. Sayı artsın diye birçok faaliyetlere, etkinliklere dahil oluyoruz. Şu anda Kayseri'de 23.294 sayısına ulaştık. Yani AFAD gönüllüsü 23.294 kişi var. Bu şu demek oluyor. Bizler bu 23.294 kişiyle afetlerin ne demek olduğunu daha iyi konuşabiliyoruz. Bu kişiler kendileri ve aileleri için afetin ne demek olduğunu daha iyi önemseyebiliyor ve afetten daha az etkilenme oranına sahip oluyor. Yani kişisel kapasitelerini de arttırmış oluyorlar. Bu gönüllerimiz içerisinde ben daha da üst seviyede eğitimler almak istiyorum diyenlere ise destek AFAD gönüllüsü eğitimlerimizi veriyoruz. Bizler destek AFAD gönüllüsü eğitimlerinde onlara bir üst seviyedeki eğitimleri yüz yüze vermiş olduğumuz eğitimleri teorik ve pratik eğitimlerle birlikte destekleyerek onları olası afetlerde sahada da görev alabilecek seviyeye çıkartıyoruz.
Ya da başlarına bir şey geldiğinde, bir şeye tanık olduğunda müdahale edebilecek seviyelere kadar ulaşan gönüllerimiz de var. Şu anda destek AFAD gönüllüsü dediğimiz 665 kişimiz var. Yani Kayseri'de bir olay olduğunda destek AFAD gönüllüsü eğitim almış 665 kişiyle birlikte hareket edebiliyoruz. Bunlar tamamıyla gönüllü, yürekleri güzel insanlar, kendilerinin ve çevresinin afetten etkilenmemesini isteyen insanlar, çevresinde meydana gelebilecek afetlerde de gönüllü olarak ben ne yapabilirim deyip eğitim almış güzel yürekli insanlar.